Evet arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar yine. Tekrardan yine bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Şu anda tabii ki yine başkent Kiev'de, nezih bir kafede oturdum. Tabii ki yine kahvemi aldım. Sizlere bu son gelişmelerle alakalı ufak bir bilgilendirme videosu çekmek istedim hemen. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz dünyayı saran koronavirüs olayı yüzünden bütün ülkeler şu anda endişeli, tedirgin bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Sosyal mesafeyi koruyarak. Fakat öyle bir nokta ki şu anda ne zaman biteceği, yani aşının bulunup bulunmamasıyla alakalı ne kadar çok çalışmalar yapılsa da şu anda birçok şeyler belirsizliğini korumuş durumda. Bu belirsizliğe uygun olarak da, orantılı olarak da insanlar maalesef iş yerlerinde birçok konularda tedirginliklerini sürdürmekte. Buna ben de dahilim tabii ki. Yani işimizle alakalı olsun, yaptığımız işlerle alakalı olsun, başka bir şehire, başka bir ülkeye giderken yaşadığımız telaş ve stres açısından bu koronavirüsün, COVID-19'un biz insanlara vermiş olduğu stresler çok başka. Bu anlamda şu anda ülkeler genellikle kanunlar ne kadar sabit olsa da bu özellikle koronavirüs olayı çıktıktan, patladıktan sonra kanunlar her ülkede aşağı yukarı her hafta değişmeye başladı. Kararlar değişmeye başladı. Yani verilen bir karar mutlaka bir hafta sonra, bir ay sonra değişebiliyor. Bu anlamda insanlar çok tedirgin. İşte şimdi Ukrayna hükümeti de tabii ki almış olduğu kararlar doğrultusunda yeniden özellikle son birkaç gün içerisinde, öncesinde yapılan toplantı sonrasında hükümetin aldığı kararı ben size söylemek istiyorum. Tabii ki şu anda Ukrayna'da, başkent Kiev'de ve diğer şehirlerinde hayat devam ediyor. Sosyal mesafeyi koruyarak insanlar maskeli, maskesiz, yani karışık bir şekilde yaşıyorlar. Tabii ki biz maskemizi kapalı alanlarda takıyoruz. Ben şu anda çıkardım ama tabii ki maskemi takıyorum. Dışarıda insanlar maskesiz dolaşıyor. Ama yani duyarlı insanlar elinden geldiğince dikkat ediyor. Çünkü arkadaşlar yani gerçekten koronavirüs, benim kendi şahsi düşüncem, yani insanın, insanoğlunun şu anda aklını almış durumda. Psikolojik olarak çok fazla bir etki yarattı. İşinde, gücünde, dışarıda, sosyal yaşamında ne yapacağını bilemez durumda. Bir tür size söylemek istediğim, yani stabile bir şekilde maalesef yaşamlarını devam ettiremiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu anlamda kararlar da sürekli değiştikçe maalesef onlar da uygulamakta, yani insanoğlu uygulamakta zorlanıyor. Tabii ki buna ben de dahilim. Ukrayna hükümetinin almış olduğu son kararlarda şöyle, yabancı ülke vatandaşlarına yaklaşık olarak bir ay boyunca sınırlarını kapattı arkadaşlar. Kapattı derken bu gece 12'den itibaren yürürlüğe girecek ve Eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Almış olduğu karar neticesinde Ukrayna hükümetinin yabancı ülke vatandaşları, yani bunun içinde Türkiye'de dahil bütün ülke vatandaşlarına bütün havalimanlarını ve diğer sınır girişlerini kapattı arkadaşlar. Peki bu sınır girişlerinden, yani havalimanlarından hangi yabancı ülke vatandaşları Ukrayna'ya girip çıkabilecek? Şimdi bu çok basit. Bunu da tabii ki belirttiler. Süreli ve süresiz oturum izni olanlar, işte çocuk sahibi veya evli olanlar, aynı şekilde eşleri Ukraynalı olup çocukları bulunan vatandaşlar, iş vizesiyle, yani firması olan, burada çalışıyor olan insanlar, bunlara izin verilecek giriş çıkışlarında. Süresiz oturum izni olanlara, süreli oturum izni olanlara, devlet dairesinde çalışanlara ve resmi davetiye ile Ukrayna'ya giriş yapabilecek insanlar var. Yani davetiye üzerine tekrardan geldikleri zaman giriş yapabilecekler. Aynı şekilde sportif karşılaşmalar neticesiyle takımları, bütün branşlardaki takımlar giriş yapabilecekler. Diğer resmi alanlardaki insanlar buraya giriş çıkış yapabileceklerdi. İşte Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Savunma Bakanlığı gibi gerekli yüksek merciklerdeki insanlar burada diğer grupların misyonlarına bağlı insanlar buraya giriş çıkış yapabilecekler Ukrayna'ya. Onun dışındakiler turistik amaçla gelecek olan insanlar maalesef bir ay boyunca havalimanlarının kapanması sebebiyle Eylül ayının sonuna kadar ülkeye girişleri yasaklandı, giremeyecekler. Bu anlamda böyle bir zorluk çekmemeleri ve mağdur olmamaları için gelecek olan turistlerin, özellikle ben bunu Türkiye'den söylüyorum, gelecek olan Türk vatandaşlarının uçak biletlerini alırken Eylül ayının içerisinde değil de Eylül ayı sonu, Ekim ayı gibi almalarını öneririm. Ama oturum izni olanlar, öğrenci olanlar, süreli oturum izni olanlar tabii ki Ukrayna'ya giriş çıkış yapmalarında bir sıkıntı yok şu an için. Bu almış oldukları en son karar. Bu, o yüzden ben size şu an için söylüyorum. Ama bu değişir mi? Zannetmiyorum bunun değişeceğini. Bu bir ay boyunca bu şekilde devam edecektir. Çünkü sonuçta burada oturum izni olanlar, süresiz ve süreli oturum izni olanlar, öğrenci olanlar ve burada uzun süredir yaşayanlar, işte çocuk sahibi, eşi Ukraynalı olan insanların da giriş yapma ve çıkış yapmalarında hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde bu havalimanları kapanacak derken sadece havalimanları yabancıların girişlerine, turistik amaçlı giriş yapacak olan insanlara kapanacak. Onun dışında havalimanları açık arkadaşlar. Uçaklar inecek, kalkacak. Buradan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Türkiye'ye veya diğer ülkelere turistik amaçlı Ukrayna vatandaşlarının gitmesinde herhangi bir sıkıntı şu an için yok. Tabii ki gene şu an için diyorum. Çünkü yakın bir zamanda virüs, koronavirüsün artması, vaka sayısının çok fazla yükselmesi sebebiyle kanunların yeniden sizlere değişebileceğini şimdiden söylemeliyim. Tabii ki bizim elimizde iki büküm oldu. Ne yapacağımızı bilemez durumda. Elimizden geldiğince yaşamaya, sıkıntısız, çok fazla sıkıntılar çekmeden yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Yoksa Ukrayna'da tabii ki her şey güllük gülistanlık değil arkadaşlar. Burada da insanlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorlar. Fakat işlerinde, güçlerinde tabii ki sıkıntılar oluyor. Ben bunu en fazla yaşayanlardan bir tane. Evet, sonuçta böyle bir sıkıntıyı biz de yaşadık. Havalimanların kapanması sebebiyle biz de şehir rehberliği hizmetini kısa bir süreliğine askıya aldık bir ay boyunca. Bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sosyal medyada bilgilendirme videoları, bilgilendirme ile alakalı gerçekliğiyle uygun haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Türk vatandaşlarına, Türk abilerime, arkadaşlarıma. İnşallah bir nebze olsun. O insanlara yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Sonuçta benim niyetim burada sosyal platformlar içerisinde hem işimi insanlara anlatmak, yapmış olduğum rehberlik hizmetini anlatmak, hem de bunun yanında gelirken burada nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmalıyız, nasıl yaşamalıyız, nasıl tatil yapmalıyız, bunun gibi çok 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 fazla sorulara cevap vererek insanlara yönlendirmeye çalışıyorum iyi yönde. Herkese şimdiden sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. İnşallah yakında tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde abone sayısı gün geçtikçe daha da yükseliyor, daha da büyüyor. Sağ olun, teşekkür ederim her şey için. Şimdilik kendinize iyi bakın diliyorum. İyi hafta sonları.